Gözlemlenebilir evrende Samanyolu gibi en yaygın sarmal gökadalardan Samanyolu galaksisinin daha çok eski ve daha büyük olan eski elips gökadalara kadar her çeşit şekil, boyutunda ve çağında gelen 100 milyardan fazla gökada vardır. 100 ila 400 milyar yıldız içerdiği tahmin edilmektedir ve devasa bir alanı kaplamaktadır. 100 bin ışık yılı genişliğinde fakat bugüne kadar keşfedilen diğer galaksilerle karşılaştırıldığında kesinlikle bizim en büyük komşu galaksimiz değil. Komşu galaksi Andromeda, büyük ölçüde 220 bin ışık yılı olan Diomedre'de takma adı verilen galaksinin daha büyük olduğu, Milky Way yani karanlık gökyüzünde yıldızların yoğunlaştığı bu kuşağa süt dökülmüş yola benzetilmesidir. Ayrıca Andromeda galaksisi sütlü yoldan 2 kat daha fazladır. Yine de 600 bin ışık yılı devasa bir alana yayılan UGC 2885 olarak bilinen Sarmal Gökadaların en büyüğü 832 bin ışık yılına ulaşıyor. Işık yılları ancak gerçekte çok daha büyük olan ve bunlar süper dev elips türlerdir. Örneğin NGC 4889'da bulunabilir. Kuzey Koma kümesi 1.3 milyon ışık yılı büyüklüğünde devasa bir sayıya ulaşmıştır. Ama şimdiye kadar keşfedilen en büyük galaksiler bu canavarı IG-1101 olarak biliyor. Elips galaksisinin 6 milyon ışık yılı boyunca akıllara durgunluk verici olduğu ve sadece merkezde bulunan en büyük kara deliği içerebileceği tahmin edilmektedir. 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan evren eğer galaksinin yerini alacaksa yaklaşık 100 trilyon yıldızın kütlesine sahip olacaktır. IG-1101 hem Magellan bulutları hem de Andromeda galaksisini yutacaktır. Üçgen galaksisi ve aradaki boşluğun neredeyse tamamı IG-1101'de görülüyor. Milyarlarca yıllık çarpışma ve diğer galaksilerle birleşme sonucu şaşırtıcı boyutta. Ama ne yazık ki bu süper renkli, çok sayıda yeni yıldız üretmediği için ölmekte olduğuna inanılıyor. Gastro, toz eksikliği nedeniyle çok az yeni yıldızın oluştuğunu gösteriyor. Aktif ve canlı olan mavi galaksiler gibidir. Örneğin IG-1101'de görülür. Gelecekte uzayın karanlık alanlarına yavaşça kaybolacak ancak bu Titan hala evrendeki bilinen en büyük gökadalar olarak listenin en başında yer alıyor. Evrendeki en büyük gökadalar hala yok olacak ya da göbek, uzayan teleskobun keşfedildiği ve daha büyük olana kadar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz.